Razı mısın kocandan boşanmaya? Sana soruyorum kızım, razı mısın? Evet. Karşılıklı anlaşmaya dayanan davalarda boşanma tek celsede sonuçlanabilir. O yüzden hatırlatmak istiyorum. Sonradan pişman olmayasınız diye. Emin misiniz? Kararınız kesin mi? Evet hakim. Sen kızım? Ben de. Kızım sen ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Nafaka tarifin var mı kocandan? Hayır istemiyorum. Anlaşıldı. Birbirinizden başka bir şey talep ediyor musunuz? Zeynep! Nereden çıktın şimdi? Nereye böyle? Bırakayım senin gideceğin yere kadar. Araban benzininde. İstemez, acelem var. Tamam işte, yetiştiririm ben seni. Üzgünüm. Böyle olması gerekiyormuş işte. Bundan sonra böyle. Sen de uzak dur, anlıyor musun seni? Uzak dur. Tamam Zeynep. Sakin ol. Ağlama. Ben... İstesem de uzak duramam artık. Senin yüzünden bir şey kayıtsız kalamam. Yalnız sen de anlatmayın bayağı bu işler. Yetenek. Ne yaparsın? Bazı insanlar da oluyor işte. Boya badana olsun. Soba kurmak olsun. Biliyor musun? İddiayı kazanmıştım bile var. Bak sen. Hoş geldin bu ayıp hayat. Tabii bu arada Atarlı teyze de boş durmadı. Atarlı mı? Hı. Teyze. Ne teyzesi ya? Atarlı'yı kabul ediyorsun ya. Sen şimdi görürsün Atarlı teyzeyi. Ya Zeynep dur. Sen onu bunları söylemeden önce düşünecektin canım. Teyzeymiş. Çok pişman oldum sana. Kendini bir türlü affedemiyorum. İnan. Sen de kendini affedemiyorken benim seni affetmemi mi bekliyorsun? Bir anlık öfkeyi kendime hakim olamadım. Ha yani her öfkelendiğimizde böyle kırıp dökeceğiz dediğimiz öyle mi? Haklısın. Ne olur bana bir şans daha ver. Tekrar soruyorum. Birbirinizden herhangi bir talebiniz var mı? Hayır hakim bey. Talep etmiyorum. Benim de yok. Her iki tarafta boşanmaya razı olduğuna göre kararı açıklıyorum.